Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi, bol sulu, bol C vitaminli meyvesi portakal. Portakalı oldukça fazla tüketiyoruz ve kabuklarını da atıyoruz. Bugün yediğimiz portakalın kabuğunu nasıl değerlendireceğimiz konusunda bir bilgi paylaşmak istiyorum. Portakal, turunçgiller ailesinden olup kış aylarının vazgeçilmez bir meyvesidir. İçerdiği vitaminler ile oldukça sağlıklı ve faydalı olan, bol sulu ve severek yenilen bir meyve türüdür. Portakal, C vitamini açısından oldukça zengindir. Vücut direncini artırır. Portakal kabuğunda bulunan tangeratin, antioksidan ve antikanser etkileri sahiptir. Yediğimiz portakalın kabuğunu çöpe atmak yerine kurutarak değerlendirebiliriz. Kuruttuğumuz portakal kabuğunu ister toz haliyle tüketebilir, çayını yapıp içebilir veya herhangi bir pasta ve gıdada da kullanabiliriz. Şimdi portakal kabuğunu nasıl kurutacağız? Öncelikle kurutulacak olan portakalın organik olmasına dikkat etmeliyiz. Organik olmayan portakallarda kullanılan zirai ilaçlar, kurutacağımız kabukların fayda vermek yerine bize zarar verebileceğini unutmamalıyız. Organik olan portakalın kabuğunu önce temiz bir şekilde bol suyla yıkamalıyız. Kurutmayı düşündüğümüz portakal kabuğunun içindeki beyaz tabakayı tamamen temizlememiz gerekiyor. Bu uygulamanın kolay iki yolu vardır. Ya bir meyve soyucu kullanarak kabukları beyaz tabakadan arındırmalıyız veya rendeden geçirmeliyiz. Biz portakal kabuklarını meyve soyucu kullanarak temizlemeyi tercih ettik. Gayet kolay, pratik. Elma soyar gibi meyve soyucuyla portakalın kabuklarını ince bir zar olarak portakaldan ayırıyoruz. Meyve soyucuyla elde ettiğimiz portakal kabuklarını birkaç gün boyunca serin ve kuru bir yerde kurutmaya bırakıyoruz. Kurutma işlemini yaparken portakal kabuklarını kabuğun içerdiği sıvıyı kaybetmesini önlemek için küçük parçalara ayırmıyoruz. Kurutma işlemi bittikten sonra portakal kabuklarını arzu ettiğiniz boylara getirebilirsiniz. Küçük parçalara dönüştürebilirsiniz. Hatta isterseniz toz haline getirip saklayabilirsiniz. Biz portakal kabuklarımızı soyduğumuz haliyle kurutmayı ve yine soyduğumuz halde hava almayan cam bir kavanozda saklamayı tercih ettik. Kurutma sonucunda kurutulan üründeki suyun buharlaşması ile ürünün özü kalır ve doğal kuru portakal kabuğu içindeki besin değerleri, vitaminler, etken maddeler taze, doğal haliyle kurutulmuş ve saklanmış olur. Doğal taze tükettiğimiz portakal ve portakal kabuğu neye iyi geliyorsa, kuru portakal kabuğu da hemen hemen aynı konumda faydalıdır diyebiliriz. İşte görüldüğü gibi yapımıyla basit ve pratik bir tarifi sizlerle paylaştık. Her derde deva olan portakal kabukları ekonomik ve herkesin kolay yapabileceği bir yöntemle kurutuldu. Siz de portakal kabuklarınızı çöpe atmak yerine kurutup kullanış hale getirebilirsiniz. Sağlığınız için faydalı bir besin olmasını sağlayabilirsiniz. Bugün piyasada yaklaşık kilosu 100 liraya satılan portakal kabukları, kurutulmuş portakal kabuklarını siz niye evde yapmayasınız ki? Kurutulmuş portakal kabuğunu nerelerde kullanacağımıza baktığımızda ilk akla gelen özellikle tatlı, puding ve çikolata içerisinde kullanabiliriz. Ayrıca içecek olarak çay ve çay karışımlarında kullanabiliriz. Arzu ederseniz aroma, renk veya koku verici olarak gıdalarda kullanma olanağınız var. Doğal organik gıdalarla beslenme alışkanlığı bizlere lezzetli ve sağlıklı bir hayat sürme şansı verir. Kuruttuğunuz portakal kabuklarını
afiyetle tüketmeniz dileğiyle.